Tırnak kesilince abdest bozulur mu? Tırnak kesmek insanın yapması gereken ahlaki davranışlarından biridir. İslam dini temizliğe çok önem verir. Tırnak kesmek, güzel giyinmek, koku sürmek ve benzeri birçok şey dinimiz tarafından hoş karşılanmış ve yapılması tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güzel giyinirdi. Sürekli misvak kullanıp dişlerini temiz tutardı. Koku kullanmayı eksik etmez ve kötü kokmaktan sakınırdı. Saçlarını tarar, sakallarını yağlardı. Tırnaklarını uzun bırakmaz, her zaman keserdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeytana yaz güneşinin kovurucu sıcaklığı altında nerede saklanırsın diye sorduğunda şeytan insanların uzak uzun tırnaklarının altında diye cevaplamıştır. Tırnağın uzun olması şeytanın istediği ama dinimizin istemediği bir şeydir. Bir Müslümana yakışan ise tırnakların sürekli kısa ve temiz tutulmasıdır. Çünkü İslam dini kendisinin temizlik dini olduğunu beyan etmekte ve Allah-u Teala'nın temiz olanları sevdiğini haber vermektedir. Bu nedenle insan kendine bir zaman belirleyip tırnaklarını kesmeyi alışkanlık haline getirmelidir. Bu zamanın hangi zaman olduğundan öte bu temizliğin yapılması ve aksatılmaması önemlidir. Tırnak kesme zamanı gün içerisinde olduğu vakitlerde insanlar abdestli olabiliyor. Abdestli iken de tırnak kesmenin caiz olmadığını ve tırnak kestikten sonra abdestin bozulduğunu ve tekrar abdest alınması gerektiğini söyleyen ve inanan yanlış bir oluşum günümüzde yaygınlaşmaya başladı nedense. Bu yaygınlaşmadan dolayı ise artık insanlar tarafından tırnak kesmek abdesti bozar mı soruları sorulmaya ve cevabı merak edilmeye başlandı. Tırnak kesilince abdest bozulur mu? Tırnak kesmek dinimizce tavsiye edilen bir davranış olmasıyla beraber abdesti bozmaz. Fakat kişi sürekli tırnaklarını kısa tutmalı ve kirlenmesine karşı koruyarak her daim tırnaklar temiz olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tırnakların temiz tutulmasına büyük önem vermiş ve tüm ümmeti Muhammed'i temiz olmaya davet etmiştir. İslam dininde her şeyden önce temizlik gelir. Bir fıkıh kitabı önce temizlik konusundan başlayarak taharetin nasıl yapıldığını ve tuvalet adabını öğretir. Daha sonrasında ise abdest ve gusül diye temizlik çeşitlerini anlatmaya devam eder. Bir Müslüman dinini öğrenmeye ilk temizlikten başlamalı ve daimi temiz olmalıdır.